Herkese yeni bir videodan tekrardan merhaba. Şu an kolumun altında bulunan tam 25 bin liralık MSI'nin yeni canavarıyla beraberiz. Sizlere bu canavarın kutu açılımını, ilk izlenimini ve Windows kurulum aşamasını hızlıca göstereceğim. Windows çok fazla uğraşmayız ama burada bir canavar yatıyor. Servet yatıyor. 25 bin liralık değeriyle. i7 11. nesil işlemci Intel. RTX 3070 ekran kartı, 16 GB DDR4 RAM ve 1 TB SSD mevcut. 17.3 ekran 240 Hz'de yenileme, tazeleme hızıyla beraber bir ekran var. Evet, kutuyu açmaya başlayalım ufaktan. Kutumuz devasa büyük. Adamlar kutu içerisinde kutu yapmışlar. Öyle mükemmel çünkü servet yapıyor içinde. Önce şuradan ayıralım. Burada MSI logolu TrueGaming yazmışlar. Bir tane Allah razı olsun etiketi. Aldığınız için teşekkürler. Burada garanti kağıdı, ondan sonra kullanım kılavuzu tarzı şeyler mevcut. Hadi geçelim. Canavarımızı açmaya başlayalım. Köpüğe sarmışlar. Sarcan tabii 25 bin lira az para mı? 25 bin liraya bir canavar ya. Bir canavar alıyorsun. Buna bilgisayar, laptop, notebook demek falan. Hikaye yani. Bu bir canavar. Canavardan başka hiçbir şey yakışmaz buna. İçerinde böyle bir poşetinde. Altında da kılıfıyla beraber çıkıyor. Mükemmel bir canavar yatıyor. Onun dışında ekstra olarak şurada bir kutusu daha var. Bu kutuda da bir adet güç adaptörünün kablosu. Bir adet devasa bir güç adaptörü. Şuraya bak. Ama normal yani. Gaming bilgisayar için normal. Başka bir hiçbir şey çıkmadı. Bunları bir alalım şöyle. Bunlar bizim işimize lazım olacaklar. Cihaz şöyle bir adaptörüyle geliyor. Adaptör böyle kocaman bir adaptör. Yani şöyle koyayım cihazın. Neredeyse dörtte birini kapatıyor. Ucu böyle yuvarlak soketlerden değil. USB gibi bir soketi var. Büyük ihtimalle daha fazla akımı rahatlıkla göndermesi için olabilir. Bilmiyorum şimdi bu konuda bir şey diyemem. Onun dışında cihazın soketlerine bakalım neler var neler yok. Cihazın sağ tarafında bir tane burada, bir tane burada olmak üzere iki tane USB 3.0 ya da 3.1 hangisini derseniz. Çok bir fark olduğunu ben düşünmüyorum bu konuda. Arka tarafında bir adet Ethernet, bir tane HDMI, bir de güç girişi. Güç girişi cihazın burasında, arka kısmında. İki tane kocaman bir soğutucuları var. Biri burada, biri burada olmak üzere. Cihazın sol tarafında yine bir adet USB 3.1 ve bir tane kulaklık girişi. Buradaki güzel yanı kulaklık girişiyle mikrofon girişini tek bir yerde toplamışlar. O çok güzel bence. Cihazda hiç tip C soketi yok. Ben onun olmasını isterdim. Alt kısmı plastik. Yani onun dışında fan kısımları için güzel kanallar yapmışlar. Tekrar size göstereyim. Bakır soğutucuları görüyoruz. Yani mükemmel bir soğutma sistemi var. Zaten cihazın üst tarafında yani klavyenin olduğu kısım buralar alüminyum. Alüminyum yani alüminyum gibi malzeme. Plastik değil. O yüzden müthiş soğutuyor yani. Buraların soğutma sistemi için gayet başarılı bir seçenek olmuş onlar için. Ben gayet beğendim bunu. Ama cihazda bir tip C girişi olması gerekiyordu. O yok. Fiyatına göre. Tabi bu fiyatları alınır mı? O soru işareti. Yani 25 bin liraya verip böyle bir cihaz alan. Yani bu cihazı alan kişi oyun bilgisayarı. Yani iş içinde hani ne bileyim Adobe'de falan rahatlıkla kurgu yapmada falan çok rahatlık olur. Tamam. O ayrı bir şey. Ama gidip de buna 25 bin lira vermeyiz. Yani oyun için gayet stabil. Hiçbir sorun yaşayacağını, hiçbir problem yaşayacağını düşünmüyorum bu cihazda. Bu mükemmel cihaz için startımızı verelim artık. RGB ışıklı, muhteşem
Muhteşem cihaz ya, muhteşem. Anlatmaya kelimeler yetmiyor. BIOS Mini'ye bir gidelim. BIOS Mini'yi inceleyelim. BIOS Mini'de burada saat ayarı falan fişman dil ayarları var. İngilizceden hariç Çince veya Japonca galiba ya da bilmiyorum hangi dil. Buradan sistem bilgilerine ulaşabiliyoruz. Samsung'un bir SSD'si var. Büyük ihtimalle M2'dir. 1 TB'lık. Onun haricinde i7-11800H 2,3 GHz'lik. Büyük ihtimalle 16 çekirdektir ya da 16 çekirdektir bir işlemcimiz Intel'in. 8 GB'dan 2 tane 16 GB toplam. DDR4 bir RAM. Onun dışında burada yine BIOS mini ayarları falan fişman var. İşlemciyle ilgili, kontrolü ilgili, USB ayarları. Boot BIOS update falan buradan halledebiliyoruz. Boot menüsü burada. Kullanımı çok basit zaten. F2 tuşuyla beraber giriyor. Onun dışında pek bir şey yok. Biz ufaktan cihazımızı kurmaya başlayalım. Cihazınızı kurduktan sonra artık cihazı daha yakından inceleme fırsatı F11 yakalarız. tuşuyla bot menüye girelim. Ondan sonra USB üzerinden format atacağız. USB'mizi seçelim. Alttaki UEFI modundan USB'mizi seçelim. Ondan sonra görüntü mükemmel ya. Burada bile mükemmel geliyor görüntü. Allah Allah. Acaba cihaz açılınca nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Yani çok güzel bir canavara benziyor. Bakalım. Detaylıca bakacağız, inceleyeceğiz. Şimdi sistemi kurmaya başlayalım ufaktan. Burada driver var. Onu silmiyoruz. Üste 1 TB'a sistem yükleyelim. Cihazımızı kurduk. Şimdi bu cihazın, bu mükemmel cihazın YouTube üzerinden ses testine bakalım. Sesleri nasıl veriyor? Nasıl bir ses sistemi var? Onlara bir bakalım. Kendi videomuzu açalım bakalım. Evet, Size günaydınlar efendim, günaydınlar. Saat daha çok güzel bir özellik göstereceğim. Burada FN tuşuna bastığımız zaman bize hangi tuşları sadece kontrol edebildiğimizi gösteriyor. Yukarıda ESC, F2, F3, F4 diye. Buradaki tuşları ve burada ses açma, kapama ve parlaklık artırıp azaltma tuşlarını kontrol edebildiğimizi gösteriyor. Bu mükemmel bir özellik. Sesimizi sona alalım. Videomuza geçelim bakalım nasıl bir ses veriyor. Önce aslında patladı. O küçücük istemelerden taktık. Biliyoruz Bolu'da bir lastikçi arayıp lastiği yenileceğiz. Müthiş bir şey. Yani ses Müthiş öyle bir bir şey ki sistem. sanki her yerinde hoparlör Abi var. keşke yollardı. Yani en uç kısmında, sağ alt kısmında bile varmış gibi yani. Öyle bir mükemmel bir ses sistemi yapmışlar. Öyle Çok güzel güzel. dağılıyor ki akustiği falan çok güzel veriyor. Ve o kadar temiz patlama, çatlama yapmıyor. Ben Ovacık'tan çok memnunum gidiyoruz. yani. Beğendim şu an. Geçiyoruz. Samsun'a Aşırı doğru güzel. ilerliyoruz. Yollar mükemmel. Uçurum aşağı. Vallahi gayet başarılı yapmışlar adamlar. 240 Hz'lik tazeleme hızıyla müthiş bir cihaz ya, müthiş. Şöyle ben size klavyeyi de yakından göstereyim. Klavye RGB. Büyük ihtimalle bunun modlarını ayarlayabildiğimiz, istediğimiz şeyi atayabildiğimiz bir programı falan vardır. G66 Leopard modeli.
Başlatma tuşunu buraya koymuşlar. Ben bunu hiç beğenmedim tasarımda. Yani ben her zaman başlatma tuşunu şurada, şurada. Yani ama klavyede değil de buralarda bir yerlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani ne bileyim ilerleyen zamanlarda cihazla ilgili problem olabilir. Klavyede bir sıkıntı olabilir. Atıyorum bir temas geldi. Cihazın açılıp açılmadığını bilmek için klavye bozuldu diyelim. Burada olması gerekiyor yani. Burada olduktan sonra sıkıntı. Neyse ama onun dışında gayet müthiş bir cihaz ya, müthiş. Ya buna bir şey söylemeye gerek yok yani. Ekran kartından işlemcisine, RAM'ine, SSD'sine. Yani müthiş bir cihaz. 17.3 ekranıyla gayet başarılı bir cihaz yapmışlar.